Obrigado. Namaz kılmak ne güzeldir, Hakk'ın divanına durup namaz kılmak ne güzeldir. Hakk'ın divanına durup namaz kılmak ne güzeldir. Ne güzeldir, ne güzeldir, Allah demek ne güzeldir. Evliyaya sevgi saygı, edep adab ne güzeldir. Evliyaya sevgi saygı, edep adab ne güzeldir. Ne güzeldir, ne güzeldir, namaz kılmak ne güzeldir. Hakk'ın divanında durup namaz kılmak ne güzeldir. Ne güzeldir, ne güzeldir, namaz kılmak ne güzeldir. Hakk'ın divanında durup namaz kılmak ne güzeldir. Abdest almak ne güzeldir. Evliyaya sevgi saygı, edep adab ne güzeldir. Hakk'ın divanına durup namaz kılmak ne güzeldir. Ne güzeldir, ne güzeldir.
abdest almak ne güzeldir. Evliyaya sevgi, saygı, edep, adap ne güzeldir. Evliyaya sevgi, saygı, edep, adap ne güzeldir. Ne güzeldir, ne güzeldir namaz kılmak, ne güzeldir. Hakkın divanında durup namaz kılmak, ne güzeldir. Ne güzeldir, ne güzeldir namaz kılmak, ne güzeldir. Hakkın divanında durup namaz kılmak, ne güzel. Elhamdülillah. Efendim teşekkür ediyoruz. Ekran başında olan herkese milyonlarca, milyarlarca hamdü senalar ediyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O güzel yüreklere, evet bizleri hiç kaçırmayan, bizleri hep takip eden gönül dostlarına. Efendim yine bir sahur vaktinde Kanal T ekranlarında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu, huşu içerisindeyiz. Bu gecemizin anlam ve değerini, Ramazan ayının o güzel muhabbetini, Nur-u Muhammediye uzanan o güzel nuru. Evet, sevgili hocamız bu gece çok kıymetli, çok değerli doçent doktor Süleyman Doğan hocamız. Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri öğretim üyesi. Sevgili hocamızla Ramazan ve aileyi konuşacağız. Yani Ramazan ayındaki ailelerimizin o yüreklerini inşallah paylaşacağız. Evet, canlı telefon bağlantılarımız olacak. Güzel naatlarımız, ilahilerimiz olacak. Ve tabii ki o kıymetli geceye dileğimiz layık olmak inşallah. Evet, ben hocama doğru ilerliyorum inşallah. Ona bir merhaba demek istiyorum. Hocam şeref verdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz gecemize. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bu güzel gecemize öncelikle şeref verdiniz hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu güzel gece hakkında öncelikle hocam düşüncelerinizi almak isteriz. Sonra sorularımıza geçeceğiz. İnşallah canlı yayından bizleri takip eden dostlarımızın da soruları olacaktır. Ramazan evet. ve aileyi konuşacağız. Nur-u evet. Muhammediye uzanan Mekke-i Mükerreme'den, Medine'den, Ashab-ı İkram'dan, o güzel Ehl-i Beyt'ten, gönlünüzden gelen sesi bizlerle paylaşmanızı inşallah Rabbimizden niyaz ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Efendim teşekkür ederim. Tabii ne güzeldirle. İlahiyle evet. başladık. Evet. Program güzel, Ramazan ayı güzel. Allah razı olsun. Sanatçılarımız maşallah güzel. Allah razı Enstrüman olsun. Güzel, mekan güzel, atmosfer güzel. Çok teşekkür ederim. Bütün bu güzellikler içerisinde güzellikler inşallah çıkacak. Sahur programında teşekkür ediyorum. Sizin adınızdan Kanal T'ye, seyircilerimize. İsterseniz bu Ramazan ve aile bağlamında önce bir aileyi tanımlayalım. Evet hocam. Arzu ederseniz aile nedir? Tabii ki. Ekran aile başında... efendim evet, buyurun hocam, her buyurun. Şeyden önce bir sosyal bir kurum. Yani sosyal evet. yapı içerisinde sosyal bir kurum. Hatta ben aileyi bir atoma benzetiyorum. Evet. Şimdi atom biliyorsunuz çok zerreciklerden oluşan bir parçacık. Ama, o parçacıklar içerisinde üç tane önemli bir temel madde var. Evet. İşte proton, elektron, nötron dediğimiz. Bunlar elektron negatif yüklü, proton pozitif yüklü, nötron da sıfır yüklü. İşte negatif, eksi ve artı yükleri anne baba diye sayarsak, sıfır yükte de çocuk. Yani en küçük aile, anne baba ve çocuktan oluşan. Dolayısıyla böyle bir atomun nasıl parçalanıp da insanlığı heba ederse, biz bu atom dediğimiz aileyi de parçalarsak, insanlığı da parçalamış oluruz. O nedenle bu atoma çok iyi sahip çıkmak ve bunu korumak gerekir. Evet. Çünkü nasıl ki bir suya atılan bir taşın attığınızda etrafına bir kıvılcım saçarcasına bir girişim oluşturuyorsa,
kendi etrafında. Aile de öyle bir kurum. Bu kurumu ne kadar sağlıklı tutarsak yarınlarımıza da o denli sağlam bakarız. Efendim Ramazan deyince de Ramazan tasavvufi manada siz bir söylediğiniz ilahide evliyayı sevmek de ne güzeldir diye söylediniz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok güzel dediniz. Ramazan bir nevi yanma demektir. İstilah olur, yanma, kavrulma. Hani Mevlana Hazretleri diyor ya, hamdım, piştim, yandım, oldum şeklinde. Evet hocam. Dolayısıyla insanın serüveni aslında bir olgunlaşma serüvenidir. Arkadaşımız çok güzel ney üfledi. Evet hocam. Mevlana'nın bir beytinde zaten ney ile başlar ilk beyit. Evet. Mesnevi Kebir'de, büyük Mesnevi'de. İnsanı da neye benzetir? Der ki ney bir kamıştan olur. Şeker kamışı düşünün. Şeker kamışının içini boşalttığınızda afiyetle yiyeceğiniz bir su suyla ve onu boşalttığınızda da ondan üfürdüğünüzde bir ses çıkar. Güzel bir ses. İşte insanın serüveni de bir ney olabilmek. Yani evet. İçini boşalttığınızda, üfürdüğünüzde, üflediğinizde daha doğrusu güzel ses çıkaran ve bu serüveninde olgunlaşan bir serüvendir insanın. İşte Ramazan da gerek ferdi, gerek toplumu, gerek aileyi olgunlaştıran bir ay. Ve malumunuz bolluk, bereket, sevgi, cömertlik, hoşgörü gerektiren bir ay. Ki bu ayda yanarak insanın adeta yüreğini, ciğerini aç kalarak, sus kalarak ve bu uzun yaz aylarında insanoğlu iç mekanizmayı, organlarını temizlemiş oluyor bir nevi. Evet hocam, tertemiz olabilinecek evet. Bir kıymetin, bir değerin anlamını aslında insan olarak yüklenmemiz gerekiyor hiç bu durumda. Evet. İnsan tabii nasıl hani üstünü, başını, elini, yüzünü nasıl yıkarsa o günahlardan da arınma ayı, o mübarek mukaddesliğe ulaşmanın zamanı değil mi hocam? Hiç şüphesiz. Şimdi efendim düşünün çok basit bir motor, bir araba. Zaman zaman servise götürüyoruz değil mi tabiri caizse? Evet. İnsanoğlu bir nevi Ramazan ayı bir rektefe ayı. Yani organizmayı yeniden yenilenme. Evet. Ki insan sürekli yiye yiye o mekanizmayı fazla çalıştırıyor. O mekanizmanın rolantiyi alıp bir dinlendirilmesi lazım. Yani bu sağlık açısından son derece önemli. Dolayısıyla o yeme daha sistematik bir düzene sokulunca iftar ve sahurda o vücut dediğimiz ki maddeden oluşan o madde de nasıl ki arabadaki o motorlar dişliler aşınıyorsa insanoğlunun da her bir organın, her bir vücudun, her bir organizmanın kullanma süresi var. Evet. Şimdi düşünün bir gencin kuvvetiyle, bazusuyla bir 60 yaşındaki bir kişi hiç şüphesiz bir değil. Evet. Gözün, ağzın hiç şüphesiz burnun koku alması, görmesi, tatması bunlar zamanla yaşlandıkça insanların bunlar aşınmış oluyor. İşte Ramazan bu aşınan yerleri tekrardan getirmiş oluyor ki bu manevi bir atmosferle insanları da anlamayı hiç şüphesiz malumunuz diğer aç kalan, açık kalan insanları bizzati yaşayarak onları anlama ve anlamlandırmayı diye kabul ettiğimizde Ramazan ayı hiç şüphesiz büyük bir rahmet ayı, evet. Yaşam sevinci veren bir ay. Evet. Efendim sonunda da malum bunu bayramla taçlandırılan bir ay. Amin. Yani Rabbim inşallah beraatımızı alanlardan eylesin. Amin. Bu amin. Güzel güne inşallah kadir olmak, layık olmak inşallah Rabbimin huzurunda Rabbimizden inşallah niyaz ediyoruz. Hocam bir canlı telefon bağlantımız var. Evet bağlanıyoruz. Selam ediyoruz. Alo. Abicim iyi akşamlar, hayırlı sabırlar. İyi akşamlar diliyoruz. Bizi nereden arıyorsunuz? Süleyman abicim ben Mersin. Süleyman Yurdaer Mersin'den arıyor. Süleyman merhaba. Merhaba abicim, nasılsın abicim? Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Teşekkür ediyorum sana. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk abicim benim. Abicim öncelikle Ramazan mübarek olsun. Tüm İslam Müslüman ailesine.
Allah razı olsun Süleyman'ım. Nasıl geçiyor Ramazan peki Süleyman? Mersin nasıl? İftar sofraları nasıl? Sokaklar nasıl bir hava? Bize aktarmanı istiyoruz inşallah. Abicim vallahi Mersin inanılmaz sıcak. Evet. İftarımız huzurlu, mutlu. Evet. Sağlıklı bir şekilde devam ediyoruz abicim. Çok şükür. Allah bugünümüzden geri koymasın. Amin. Amin inşallah. Ailemiz de iyi inşallah Süleyman'ım. Çok şükür abicim. Burada herkes, kaynanam burada, annem burada, yengelerim. Sahur evet, yapıyoruz. Bir yandan seni izliyoruz. Canım Süleyman'ım. Selam ediyorum aileme de. Sevgili aleyküm hocam selam. Konuğumuz, sormak istediğin bir şey var mı? Abicim annem seninle konuşmak istiyor, annem sormak istiyor. Tamam, annemi alayım hocamı inşallah. Hocamı öpüyorum abicim. Gecen güzel olsun. Hocama da saygılar, sevgiler. Haydi yayınlar. Allah razı olsun. Alo. Alo. Kuzum hayırlı sahurlar. Allah razı olsun anneciğim. Selam ediyorum. Ellerinizden öperim. Saygılarımı sunarım. Ben de senin gözlerinden öperim kuzum. Kurevin hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Allah razı olsun anneciğim. İyisin inşallah. Allah sağlığını sıhhatını bozmasın çocuğum. Amin amin. Anneciğim Ramazan ayında inşallah bu güzel ayda bizler de buradayız. Ramazan boyunca. Sahur vaktinde. İnşallah bizi izlemeni istiyoruz her daim. Bir de mübarek Ramazan'dan inşallah dualarını bizden eksik etmemeni istiyoruz. Teşekkür ve istifade ederim, etmek oğlum. İstiyoruz anneciğim. Anneciğim. Oğlum dualarımız müşterek oğlum. Seni her zaman dinlemek isterim. Amin. Kuzum senin de Muhammed'in de ilahini de dinlemek isterim senden bir tane. Tamam, tamam anneciğim. İnşallah okuyacağım şimdi. Oldu yavrum, oldu yavrum. O güzel Allah'ın yüreğine anneciğim, selam ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Mersin'de, hocam Türkiye'nin her yerinde böyle ailelerimiz var. Gönülden gönüle seslenişte bulunduğumuz işte şu zaman içerisinde materyallerin yani internet ortamında olmak bir yanda faydalı oluyor hocam. Hani buluşabiliyoruz çoğu sevenlerimizle, sevdiklerimizle. Şükürler olsun. Rabbim bizi bizden ayırmasın inşallah. Amin. Evet telefon almaya devam edelim. Bu gece bol bol telefonla görüşmek istiyoruz sevenlerimizle. Ama ondan önce küçük bir reklam aramız var ve imsak vakti de yaklaşıyor ama daha var zamanımız. Reklamlardan sonra birlikteyiz inşallah. Bir yere ayrılmayalım inşallah.
sevgili büyüğüm İbrahim Ethem Bingül'e. Onun yazmış olduğu o güzel eserlerden olan bir şeyi anlatacağım. Efendimizin buyurduğu gibi Hazreti Ali'nin huzurundaki hali. Ali namaza dursa, çıksa yüksek huzura, her şeyi unuturdu. Unutulmaz müstesna bir savaşta ok batmış ayağında acılar. Kim ki oka el atmış, ayak kıvranır, sızlar. Cerrahı çağırırlar, Ali cerraha der ki, hem siz beni yormayın ve hem de yorulmayın. Ben durayım namaza, siz oku benden alın. İmam-ı Ali secdeye vardı. Ayağındaki oku cerrah çekti, çıkardı. Ne ses duyuldu, ne seda. Ne sızı vardı, ne eda. Çünkü o huzurdaydı. Ve hiç acı duymadı. Allah görür gibi ibadeti yaşardı. Allah görür gibi hak emrine koşardı. Hazreti Ali. Eller açık, gözler yaşlı, Arafat'ın meydanında. Günahlardan gönül yaşlı, Arafat'ın meydanında. Ta derinden yalvarmalar, hıçkırık ile dualar. Cebrail kanadını açar Arafat'ın meydanında, meydanında, meydanında. Arafat'ın meydanında. Günahlardan gönül yaşlı Arafat'ın meydanında, meydanında, meydanında. Arafat'ın meydanında. Günahlardan gönül yaşlı Arafat'ın meydanında. Ta derinden yalvarmalar, hıçkırık ile dualar. Cebrail kanadını açar Arafat'ın meydanında. Ta derinden yalvarmalar, hıçkırık ile dualar. Cebrail kanadını açar Arafat'ın meydanında, meydanında, meydanında. Arafat'ın meydanında. Günahlardan gönül yaşlı Arafat'ın meydanında, meydanında, meydanında. Arafat'ın meydanında. Günahlardan gönül yaşlı Arafat'ın meydanında. Evet efendim. Gecemize devam ediyoruz kaldığımız yerden. O güzel gönüllerle birlikte olmanın, o güzel huşu içerisinde olmanın mutluluğu içindeyiz. Evet, imsak vakitleri yaklaşıyor. Lakin sahurlarımız da yavaş yavaş bitiyor. Artık çaylarını içen, sularını içen milyonlarca o güzel yürekler var. Ne mutlu ki bize bu ülkede, bu vatanda, bu cennetimizin o güzel yolunda yürümek.
ne kadar mutlu, ne kadar hoş olsa gerek efendim. Evet efendim, sorularımız olacak hocamıza. Hemen geçiyorum yerime. Hocam öncelikle şu kitabı şerifi sevgili İbrahim Ethem Bingül, sevgili abime çok teşekkür ediyorum. Evet, Gül Demeti, 12 imamın başlangıcı, Hazreti Ali ile olan bir başlangıç radıyallahu anh ve daha sonra sevgili Hasan, sevgili Hüseyin efendilerimizin ve onların evlatları. Bu güzel kitapta sevgili İbrahim Ethem Bingül'e sevgili abim ellerinden öpüyorum. Seni çok özlediğimi ifade etmek istiyorum. Selam ediyorum o güzel gönlüne, ellerinden öpüyorum abi. Evet, burada da bana yazı yazmış. Rabbim şefaatine nail eyle diye. Canım abim, o güzel yüreğine çok teşekkür ediyorum. Evet, dilinden dua, gönlünden sevgi eksilmeyen, gariplerin el tutanı, zayıfların koruyanı, kalbi şefkat madeni ve merhamet çağlayanı, sevgili annem Perihan annemize de ithafen bu güzel kitabımızı, Perihan Bingül annemize ithafen böyle bir kitap. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz, Zeynel bin Abidin, Hasan-ı Basri, İmam-ı Muhammed Bakır, Habibi Acemi, Cafer-i Sıddık, Süfyan-ı Sevri, Davud-ı Tâi, Maruf Kerhi, Zünnün-i Mısri, Seri-i Sakati, Cüneyd-i Bağdadi, Abdülkadir Geylani, Ahmet Er-Rufai, Necmeddin Kübra, Muhiddin-i Arabi, Hasani Şazeli, Ahmedi Bedevi, İbrahim Düşiki. Evet, o güzel gönüllere armağan olarak sevgili Gül Demeti kitabımız burada. Abi çok teşekkür ediyorum bu hediyenden dolayı. Selam ediyorum tekrardan. Evet. Sevgili hocamızın da o güzel eserlerinden olan Mutlu Aile, Mutlu Çocuk, Süleyman Doğan hocamızın yardımcı doçent doktor Süleyman Doğan hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam, burada bir şey okudum, bunu izin verirseniz okumak istiyorum. Buyurun efendim. Evet, çok mutlu bir çocuk eğitimi anne karnında başlar diyor. Bugün ne yapın biliyor musunuz diye bir başlangıç. Gece çocuğunuz uyuduğunda yavaşça girin odasına. Elinize yumuşak uçlu mürekkepli bir kalem alın. Ve avucunun içine seni seviyorum yazın. Gül kokulu öpücüklerle çıkın odadan. Görün bakın sabah neler olacak. Bırakın gün boyu taşısın sizi ve yüreğinizi. Demeyin başka yolu yok mu sevgiyi göstermenin. Olmaz mı? Çok. Bu onlardan sadece biri. En basiti belki. Doçent Doktor Süleyman Doğan. Yüreği sevgi dolu mutlu çocuklar yetiştirebilmenin sırrını mutlu ailede buluyor. Birbirlerini koşulsuz seven, destekleyen, saygı gösteren anne babanın bulunduğu bir evde herkes birbirinin gözüne pırıltıyla bakar. Mutlu aile, mutlu çocuk, çocuk eğitimi gibi zorlu bir görev üstlenen anne babaların el kitabıdır diyor sevgili hocamız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Harika bir şey. O güzel sesinizden güzel bir şekilde hocam seslendirdiniz. Vallahi nacizane hocam. Çok teşekkür burada işte küçük de olsa o aslında konularımız çok kıymetli, çok değerli. Lakin nacizane gönlümüzden böyle inşallah böyle ben istiyorum ki feryatlar olarak duyulur inşallah. Evet, imsak vaktine yaklaşıyoruz. Çok az zamanımız kaldı. Lakin sevgili hocamla sohbetimiz daha derinleşecek. Konularımız çok fazla. Yavaş yavaş herhalde imsak vakti geldi. Dilerseniz imsak vaktine ulaşalım. Hep birlikte niyet edelim inşallah. Yarın için, orucumuz için inşallah.
bir çift turna gördüm Nur Dağı'nda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda, bizi bekleyen var Kâbe yolunda. Muhammed'e doğru uçun turnalar, bizden ona selam edin turnalar. Bizden ona selam edin turnalar. Bir çift turna gördüm Kâbe yolunda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda, kalma yollarda. Bizi bekleyen var Kâbe yolunda. Muhammed'e doğru gidin turnalar, gidin turnalar. Bizi bekleyen var Kâbe yolunda. Muhammed'e doğru gidin turnalar, gidin turnalar. Akar aşıkların gözünün yaşı, ah ettikçe eritir dağı taşı, dağ ile taşı. Kudüs-ü Şerif'te muallak taşı, Peygamber'e selam sunun turnalar, sunun turnalar. Kudüs-ü Şerif'te muallak taşı, bizden ona selam sunun turnalar, sunun turnalar. Efendim, Kudüs-ü Şerif'te muallak taşı, bizden ona selam sunun turnalar. Peygamber'e selam edin turnalar. Efendim, şu anda Medine'de, Mekke-i Mükerreme'de ibadet eden milyonlarca insanlar var. Evet, o uğurda, o huzurda buluşma, kavuşmak dileğiyle efendim. Efendim, ekranları başında bizleri izleyenlere selam ederken OFF Bölümlü Beylerbeyi Dernek Başkanımız sevgili Yılmaz Çakır'a ve üyeleri, o güzel yürekler bizleri izlemekte. Onlara selam ediyoruz sevgili Yılmaz Çakır Beyefendi'ye, sevgili başkanımıza selam ediyoruz. Bir de Servet Hurcan, Servet Hurcan ve ailesi bizleri izliyor. Ona da, o güzel yüreğine selam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, sohbetimiz daha çok var. Çok gönülden bir sohbet edeceğiz hocamızla. Lütfen bizden ayrılmayın. Hemen yerime geçiyorum inşallah. Ve Işık Bahar'a, sevgili Mehmet Bey'e selam ediyorum. Evet, yerime geçiyorum. Hocam, o kadar çok izleyenimiz var ki yani selam göndermeyi zaman evet. zaman unutuyoruz. Ve bizi buradan izleyen herkese lütfen bize darılmayın. Gönlümüzde sizleri taşıyorum burada, yaşıyorum elhamdülillah. İlerleyen zaman içinde de inşallah maillerim şu anda birikiyor. Yarın akşam da inşallah tüm mailleri okuyacağım. Sevgili yönetmenimizden rica ediyorum.
Mail adresimizi de ekrana yansıtırsa çok mutlu olurum. Evet hocam, İslam'da aile dedik, mutlu aile, mutlu çocuk dedik. Bu manada benim de çok önemsediğim ve çok değer verdiğim ailelerimizi yansıtmak adına burada bu toplum içerisinde çok mutlu oluyorum, çok huzur buluyorum. Küçük çocukları çok önemsiyorum. Yayınımda her gece dile getiriyorum. Çocuklarımız bizim yarınlarımız, geleceğimizin başbakanları, belediye başkanları, geleceğimizin bütün üyeleri çocuklarımız. Her manada o mükemmelliyeti inşallah çocuklarımıza yansıtalım. Dün gece bir hocamız konuğumuzdu hocam. Zekadan evet. Deha'ya diye bir kitap yazmış sevgili hocamız. Çok hoşuma gitti. Çocukların anatomisini anlatan o kıymetli bir kitap daha elimizde. Sevgili Süleyman hocamızdan, o güzel yüreğinden dinliyoruz inşallah. Buyurun hocam. Estağfurullah. Siz ifade ettiniz. Bütün bizi izleyen Kanal T seyircilerine turnalar gönderdiniz. Ne güzel evet. Dualar ettiniz. Allah razı Şimdi olsun. Efendim ben bu kitapta mutlu aile mutlu çocuk inşasını ele alıyorum. Yani bu nasıl inşa edilir? Evet. Nasıl formüle edilir? Nasıl ortaya çıkar? Malum günümüzde gerek aileler gerek çocuklar dışarıdan gelen çok etkilere maruz kalıyorlar. Bunların başında medya var. Yani evet. Medya dediğimiz çok geniş bir ağ. Yani sinemalardan tutun da sinema, tiyatro, efendim diziler, evet. Gazeteler, reklamlar, bütün hocam. Bir çevresel faktörleri biz evet. Medya olarak değerlendirdiğimizde bugün 21. yüzyılda bütün yüzyılların üzerinde medyanın muazzam bir etkisi var çocuk üzerinde. O nedenle bugün neredeyse çocuklarımız bir aile çocuğu değil de internet çocuğu haline geldi. Evet. Yani onları yetiştiren bir medya haline geldi. Malum Avrupa'daki sanayi devriminden sonra okullar inşa edildi. Bu okullar içerisinde aileyi yeniden yaratıp aile mühendisliği icat edildi. Ve burada aslında bir noktada aileler okullarda yetişecek ve iyi bir vatandaş meydana gelecekti. Fakat bu Avrupa'da bu bir nevi aileler düzenli kadınlar da çocuk doğurmaktan imtina ettikleri için neredeyse Avrupa'da aile müessesesi yok oldu denebilir. Fakat İslam dünyasında ve özellikle Türkiye'de aile her ne kadar bir takım erozyon olsa da, bir takım boşanmalar fazlalaşsa da yine geleneklerimize bağlı bir milletiz. Evet. Kökümüze bağlıyız. Fakat Kesinlikle. Bu dışarıdan gelen tehlikeye maruz kalmamak manasında gelmiyor. Çünkü 30 yıl öncesi metotlarla bugünkü çocuklarımızı eğitemeyiz. Evet. Terbiye edemeyiz. Bugünkü şartlar içerisinde evet sinema filminden etkileniyorlar, dizilerden etkileniyorlar, internetten etkileniyorlar ve bunları yasaklamak da bir çözüm değil. O halde ne yapmalı? Çocuklarımızı bilinçli yetiştirmeli. Anne babalar bilinçli olmalı. Adeta bu anne baba okulları şeklinde evlenmeden nasıl bir insan araba sürmek için bir direksiyon eğitimi alıyorsa, bir ehliyet alıyorsa anne baba adayları, kadın ve erkekler de bu konuda adeta bir arabaya şoför ehliyeti alır gibi bu konuda en azından teorik olarak bilgilenmeli, bilgi sahibi olmalı. İnşallah. Çünkü evliliklerin kuruluşu da değişti. Eskiden nasiple evlilik oluyordu, bugün nakitle evlilik oluyor. Evet. Yani evrildi, çevrildi. O nedenle biz bu yerli bir aile inşası yaparken önce kadınlardan başlamak gerekiyor. Evet. Kadınlarımız. Çünkü annelerimiz hiç şüphesiz. Evet. Annelerimizi biz mutlu edersek orada çocuk da mutlu olacak. Zaten hocam erkek de mutlu olacak, toplum da mutlu olacak. Buyurun. Diyor ki cennet annelerin ayağı altında. Hiç şüphesiz. Evet. Yani annelerimizi üzen evlatlara buradan sesleniyorum. Annelerimizi üzmeyelim. Çünkü sağken annelerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Onlar bizim dünyamız, varoluş sebebimiz inşallah. Bu manada da annelerimize ve babalarımıza inşallah çok kıymetli bakalım ve onlara çok kıymetli davranalım inşallah. Bu izle yürümek herhalde bizi çok doğru bir
Yani o nurlu yola ulaştıracaktır inşallah. Ben istirham ederek o güzel yüreklere, bütün arkadaşlarıma, yaşıtlarıma, büyüklerime, küçüklerime bunu iletiyorum buradan. Teşekkür ediyorum. Hocam devam edelim, buyurun. Şimdi efendim bu mutlu aile, mutlu çocuk nasıl inşa edilir? Bunun formülü var mıdır diye bir soru, bir sual yönetilirse ben bunu 3 maddede topladım. Yani insanlar evlenirken bir kere karşı karşıya gelip birbiriyle tanışırken 3 unsurda birleşilirse bunlar çok basit. Birincisi karşılıklı saygı. Saygı ve sevgi birbirini tamamlayan. Evet. Tabii bu S'den çıkan sadakat var. Efendime söyleyeyim bundan çıkan sebat var, bu gibi kelimeler. İkinci unsur empati dediğimiz unsur. Evet hocam. Yani batıda, psikolojide çok kullanılan bir tabir. Yani insanın başkasının yerine konma, ama bizde daha güzel bir tabiri var. Hemhal olma. Evet hocam. Yani onunla bir olma. Hani bununla ilgili müsaade ederseniz. Buyurun. Mevlana'nın Mesnevisi'nde çok güzel bir anekdot diyelim, bir hikaye anlatılır. Bir derviş şeyhini her gün günlük mutat ziyarete gider. Evet. Kapıyı bir gün gittiğinde kapıya vurur. Kim o dendiğinde benim der dışarıdaki ses. Şeyh efendi gelen dervişe kapıyı açmaz. Evet. İşte ertesi gün yine böyle kapı vurulur. Kim o dendiğinde benim, kapı açılmaz. 3 gün 5 gün derken der ki artık içeriden ses geliyor ama ben istenmiyorum diye o kapıya gelmez olur. Evet. Sonra yıllar geçer, der ki şeyh efendi tekrar ziyaret edeyim der derviş. Kapıya gider, tekrar kapıyı vurur. Kim o dendiğinde sen der. Evet. Sen dendiğinde kapı açılır. Evet. Der ki evladım sen ben oldun, ben de sen oldum. Evet. Yani ailedeki eşler, evet, ben sen sen değil de sen ben sen. Bir olduk, diri olduk, iri olduk. Evet. Hacı Bektaş Veli'nin bu sözü. Efendim ne bu şekilde güzel olursa aileler, birbiriyle tam bütün olursa, iki elmanın bir parçası gibi, bir elma gibi olursa, orada mutlu çocuklar inşa edilir. Bütünleşmek lazım. Bütünleşmek lazım. Üçüncü şart da dürüst olmak. Evet. Dürüst olmak. Yani yalandan, riyadan, hepsinden kaçınmak. Kesinlikle hocam, kaçınmak ve doğru olmak, dürüst, evet, olmak eşler arasındaki en önemli unsur. Şimdi bakın biz çocuklarımıza mesela çocuk İlk etapta yalanı nerede öğrenir? Ailede öğrenir. Tabii hocam, bir de bilgisayar gibiler çocuklarımız. Yani bilgisayardan öteler. Teknoloji şu andaki çocuklarımızın aklına bence ulaşamadığından ben gönülen, kalben eminim. Teknoloji bir yere kadar. Çocuk bir duyduğunu bir daha unutmuyor. Çocuk yani yaşken eğilir diye büyüklerimizin sözü var. Çocuğu gerçekten eğitmek çok önemli bu manada. Ailelerimize buradan tekrar tekrar söylüyoruz. Evet, çocuklarımız bizim yarınlarımız. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Onlar bizim değerlerimiz. Hani bir anne çocuk yere düştüğünde yavrum diyor ya. Hani o can olmak, o kıymete değer vermek en büyük ibadetlerden biri inşallah. Bu çok önemli efendim inşallah. Bu konuda konuşuyoruz hocamla. Evet. Şimdi efendim Avrupa'da bir nevi bu para nakit dedik ya, nasipten nakide bir geçiş oldu diye. Evet hocam. Özellikle Avrupa'dan gelen bu dalga. Şimdi burada tabii öncelik insanlar evlenirken bir şirket kurar gibi evlenirse. Evet. Yani tamamen para üzerine, madde üzerine bina edilirse. Evet. O madde ortadan kalktığında bu evlilik müessesesi de ortadan kalkacaktır. Onun için kutsallar üzerine, yani evliliğin bir kutsiyet olduğu. Evet, insanlar anlaşmalı, konuşmalı, hiç şüphesiz bunda herhangi bir beis yok. Ama bunu tamamen maddi temellere dayandırarak yapılırsa bu ileriye dönük sağlıklı olmaz. Çünkü bizdeki anlayış hani soğan ekmek yiyelim, mutlu olalım, evet, durumu. Ama şimdi bakıyorsunuz insanlar çok para kazanıyorlar. Paraları var, evleri var, başka evleri var, arabaları var, maddi her tür konfor var. Ama evet, bunlar mutlu olamıyorlar. Çünkü evlerde çocuklar internet yoluyla ta Atlantik ötesinden bir yerle irtibat kurarken odalar arasında mesafeler oluyor. Annesi kesinlikle kızıyla, babası oğluyla iletişim kuramıyor bu iletişim çağında. Evet, kesinlikle hocam. Çok önemli. Ve bunun en önemli unsuru insanlar kazandıklarının da bir kontrol etmeli. Yani bu nereden kazanılıyor, nasıl kazanılıyor?
haram helal konusuna da dikkat etmek. Yani hak ederek bu işi kazancına dikkat etmeli. Dolayısıyla insanlar çok para kazanıyor ama bereketi dolmuyor. Hani. Hocam hırs nasıl bir şey? Mesela manevi olarak hepimiz tabii rızkımızı kazanmanın yani yarınlarımızın, geleceğimizi kazanmanın peşinde tabii ki yürüyoruz. Çalışmak da ibadettir diyor Efendimiz sallallahu şüphesiz, aleyhi ve sellem. Şüphesiz. Lakin çok hırsa düşen bir yani bir zaman içindeyiz. Yani o Efendimizin buyurduğu gibi ahir zamandayız. Lakin çok hırslı insanlar var hocam. Yani kendini böyle yüksekten gören, hani bir insanla konuşurken hani ya konuşmasak da olur, hani söylemesek de olur, hani yardımcı olması gerekirken yardım etmeyen, yani hani bu maddi anlamda hani düşüncesizlik olan bir ortam görüyorum, gözetiyorum. Bu manada kaybımız çok büyük tabii, çok derinden kaybımız. Fakat buna ne ekleyebiliriz hocam? Yani hırs görüyoruz insanlarımızda, bir çalışma hırsı. Bu hırs kötüye delalet midir hocam? Şimdi efendim. Ya da iyiye delalet midir şimdi hocam? Bir şeyi başarmak için belli oranda hırs gerekir. Yani evet. Hırsı bir azim, bir kararlılık, bir tutarlılık, evet. Bir çalışma azmi olarak düşünülürse hırs gerekli bir gereklidir. Tabii fakat ki. Bunun her şeyin aşırısı zararlı olduğu gibi hırsın da aşırısı zararlı. Zarardır. Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz arkadaşı sahabilerle otururken evet hocam. Eline bir değnek almış, kumda sağa sola rastgele çizgiler çizmiş. Çizmiş bir de böyle düz bir çizgi çizmiş. Evet hocam. Ve buyurmuş ki bizim yolumuz orta yol. Müstakim dediğimiz Fatiha suresindeki müstakim yol. Yani herkesin uyacağı, herkesin yapabileceği bir orta yol. Aşırılıklardan kaçarak. Yani bunun anlaşılması bakımından yapılabilecek, edilebilecek herkesin gücünün yettiği bir yol. Onun için bugün insanlar akıl devredişi kalıp da hırs öne geçtiğinde veyahut da akıl devredişi kalıp da sadece duygu öne geçtiğinde o zaman hırsının duygusunun mahkumu haline geliyor insanlar. Evet. O zaman her şeyi o hırsıyla gideceği yolu ulaşmak için bütün işler mübah hale geliyor. Ya o zaman dikkat etmiyor. Onun için insanın yapacağı şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Evet. İnsan her şeyi, çünkü insan çalışmalı, azmetmeli ama neticeyi Allah'a bırakmalı. Celle Celaluhu. Evet. Amenna. Yani illa ben şu işi kesin %100 başaracağım diye bir şey yok. Çünkü başarması da tabii ki. Ne olacağı da belli değil. Biz yarına çıkacağımız belli değil. Efendim, o nedenle hırs kafi derece olmalı. Yani aşırıya kaçmamalı. Ortada olmalı, evet, değil mi hocam? Orta yolda olmalı. Burada büyüklerimizin bir sözü aklıma geliyor hocam. Diyor ki büyüklerimiz, dünyayı önünüze alırsanız hep dünyanın peşinden koşarsınız. Ve ne kadar hırslı da olsa insan ona yetişemez. Lakin dünyayı sırtınıza alırsanız dünya sizinle birlikte gelir. İnşallah burada tabii manevi gönül ortaya çıkıyor. Maneviyat bizim her şeyimiz. Maneviyatsız ekmeğinde, suyunda hiçbir şeyin tadı yok. Bu manada inşallah bu Ramazan ayından bizler gönül olarak, bir birey olarak, ailemizin lideri olarak, çocuklarımız olarak inşallah istifade edelim. Hocamın biraz önceki buradaki sözü tekrar aklıma geliyor. Bugün ne yapın biliyor musunuz? Gece çocuğunuz uyuduğunda yavaşça odasına girin. Elinize yumuşak uçlu, mürekkepli bir kalem alın. Ve avucunun içine seni seviyorum yazın. Gül kokulu öpücüklerle çıkın odadan. Görün bakın sabah neler olacak. Bırakın gün boyu taşısın sizi ve yüreğinizi. Demeyin başka yolu yok mu sevgiyi göstermenin? Olmaz mı? Çok. Bu onlardan sadece biri. En basiti belki. Evet, bu ilgiyle bağlantılı bir durum. İnşallah evlatlarımızı bütün kötülüklerden koruduğumuz gibi inşallah kötü yollardan da koruyalım. Onlara gül kokulu Peygamberimizin o güzel yolunu inşallah anlatalım, konuşalım, sohbetimiz olsun inşallah. Evet efendim, gecemizin seyri devam ediyor. Çok güzel bir gece. Muhteşem bir atmosfer.
Meleklerin tane tane olduğu bir havada yaşamak ne güzel. Hocam izin verirseniz bir ilahi de okumak istiyorum. Çok güzel okuyorsunuz. Ama telefon varmış. Telefonumuzu alalım. Evet. Alo diyoruz. Hayırlı geceler, hayırlı sabahlar diliyoruz. Alo, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Zuhal Korkmaz bizi Mersin'den arıyor. Evet, ikinci telefonumuz. Mersin bizi izliyor herhalde. Evet. Selam ediyoruz Zuhal Hanım. Ramazan nasıl geçiyor? Size de selam olsun. Ramazanınız çok güzel geçiyor. Sizlerle de harika bir yayın geçiyor. Allah razı olsun. Hocama da saygılar, sevgiler sunuyorum. Bir mukabil efendim. Teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Zuhal Hanım, hocamız yanımızda. Çok kıymetli sohbetimiz oluşuyor. Lakin sormak istediğiniz hocama bir konu varsa bunu paylaşabiliriz. Ayrıca programımızı beğendiğiniz için de size teşekkür ediyoruz çok. Ben teşekkür ederim. Hocama bir sorum yok. Gayet çok hoş ve bilgilendirici sözler söylüyor ve can kulağıyla dinliyorum. Çok hoş. Hocam bilmiyorum, çok güzel konuşuyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir konu varsa söyleyebilirsiniz. Ben buradan aileme, orada olan güzel yüreklere selam ediyorum. İnşallah hani Ramazan ayı gelecek, işte 3 aylar geldi, kandiller oldu. İşte şu anda o atmosfer içerisindeyiz. Bizler de burada çok mutluyuz sizlerin karşısında olmakta. Ben sizinle olmakta. Şunu paylaşayım. Benim babamın bugün ölüm yıl dönümüydü. Evet. Ben bugün Allah çok duygusal anlar yaşadım. Mezarlığa gittim. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna hediye eyledim. Allah razı ve sizlerin olsun. De ölmüşlerinizin ruhuna şimdiden şad olsun ruhları. Amin. Cennet, mekanları cennet olsun. Amin. Çok güzel ama çok anlamlı bir gün geçirdim ve benim için çok acılı bir gündü. Bir Ramazan dolayısıyla da bugünü biraz zor atlattım ama yine de ayakta durmaya çalışıyorum. Ailem, annem yanımda. Selam ediyoruz annemize. Çok mutluyum şu an yani sizinle program, sizinle konuşmak. Bunları bu duygusal anı yaşamak bile bana büyük bir mutluluk veriyor. Çok teşekkür ederim. Zuhal Hanım biz de çok mutluyuz. Allah razı olsun. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Amin. Tabii hepinizin. Ki çok ayakta kalmalıyız. Onlara buralardan dua etmeliyiz. İnşallah onlar adına bu dünyada bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Ne mutlu ki babanıza sizin gibi güzel bir evlat yetiştirmiş. Allah çok razı olsun. Allah kabul etsin. Selam ediyoruz efendim Mersin'e. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hoşça kalın. Allah İyi sabahlar. Amin inşallah. Efendim telefon bağlantılarımız olmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın inşallah. Evet bir küçük bir inşallah bir naat okuyacağım. Rabbimizin mühese inşallah. İlk yıldızlar. Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o fahri kâhinatın muhterem zevcesi, İslam'dan önceki vasfı tahire yani temiz, İslam'dan sonraki vasfı kübra yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle birlikte İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi.
Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resulü Ekrem'in amca oğlu, ilim şehrinin kapısı, Hüseyin'in babası, Fatıma-tül Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Müminin Hazreti Ali. Ardından azatlı bir köle, 15 yaşında bir fidan, Resul-ü Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından, Müteyn'in destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmektense, işte bir yıldız daha, Zeyd bin Harise. Ve o nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, Sıddık-ı makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir. Hamame Hatun'un oğlu, annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül, kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül, peygamber müezzini, Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız, geniş bir ateş kenarında o babası onu ateşe iter, Allah'ın Resulü belinden tutar, ateşten kurtuluş ve tam uyanış, koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun, ama babası nasipten yoksun, baba eliyle açlık, baba eliyle işkence. Ve evlatlıktan red. Ve artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn, nurun biri Rükeyya, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere ilk kez damat olma şerefi, zengin ve cömert, haya bakımından ümmetin en ilerisi, dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu, kanı Kur'an'a damlayan şehit, meleklerin bile edep tuttuğu insan, Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız, Allah Resulü için kuşanan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşi müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyir bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini, cennete ikramla girecek kul, İmam dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın Fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen, ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı, hak yolunda büyük sebat,
o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd. Bir başka yıldız 12 yaşında İslam dairesinde, soyu 7. babada, peygamberle birleşir, zengin, cömert ve yiğit. Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmakları parçalandı. Seksenin üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu, ona rahmet eylesin Allah, o Talha bin Übeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini, Medine'ye ilk hicret eden genç, vatanından çıkan ilk öğretmen, Fahri Kainat'a benzeyen yiğit, Uhud Savaşı'nın sancaktarı, vücuduna kefen bulunamayan şehit, Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir, Hazreti Musab bin Ümeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydana inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, peygamberin amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer. Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var, onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. İlk yıldızlar, ilk yıldızlar. Hani hadisi şerif, hani o güzeller güzeli peygamberimiz buyuruyor ya, onlar gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtuluşa erersiniz. Kurtuluşa erenlerden oluruz inşallah. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, yardım gönder. Ey Allah'ım, yolumu zor seçiyorum, ışık gönder. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, yardım gönder. Ey Allah'ım, yolumu zor seçiyorum, ışık gönder. Ey Allah'ım. Sağa baksam olmuyor ki, sola baksam olmuyor ki, beni kimse duymuyor ki, yardım gönder ey Allah'ım. Sağa baksam olmuyor ki, sola baksam olmuyor ki, beni kimse duymuyor ki, yardım gönder ey Allah'ım. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, yardım gönder. Ey Allah'ım,
Yolumu zor seçiyorum, Işık gönder ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım. Yardım gönder ey Allah'ım, yolumu zor seçiyorum, Işık gönder ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım. Yardım gönder ey Allah'ım, yolumu zor seçiyorum, Işık gönder ey Allah'ım. Teşekkür ediyoruz hocam. Efendim, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel hocam, okudunuz naatında ilahide. Yüreğinize, hocam, kalbinize sağlık. Yine böyle hani hak olmadan hakikat olmaz diyor büyüklerimiz. Evet, bu manada evet. Elhamdülillah bunları bizlere yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Efendim, sahur vakitlerinde bizlerle birlikte olmanızı Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah. Çok izleyicilerimiz. İzleyicilerimiz var. Evet. Hatta telefonlarımız hiç susmuyor. Bir canlı bağlantı daha alabiliriz sevgili yönetmenim. Bu manada çok mutluluğumuz var tabii ki. Her gece heyecan doluyum. Birbirinden mutlu dakikalar, saniyeler yaşıyoruz. Bu atmosferi yaşamak bambaşka bir duygu. O yüzden ben buradan izleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Hep dua ediyorum. Diyorum ki Rabbim bizi bizden ayırmasın. İnşallah kişi sevdiğiyle beraberdir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yolda, o izde yürüyoruz inşallah. Evet, telefonumuz var. Alo diyoruz. Efendim, alo. Hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Malatya'dan arıyorsunuz bizi. Evet, Malatya'dan arıyorum. Programımız hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bahriye Türk hanımefendi. Efendim, gecemize hoş geldiniz. Mübarek Ramazan'ın şerefinizi kutluyoruz tüm gönlümüzle. Sağ olun. Çok Malatya'da nasıl, Ramazan nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Havalar gayet serin. Amin. Hoş geçiyor. Allah razı olsun. Çok severek izliyorum sizi, çocuklarımla beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi çok beğenerek izliyoruz. İlahileriniz çok güzel, mükemmel. Yani duygulandırıyor bizi, ağlayarak izliyoruz. Siz de ağladığınızda inanın biz de çok duygulanıyoruz. Allah razı olsun. Zaman zaman kendimi böyle tutamadığım anlar oluyor Bahriye Hanım. Evet, hani bu o güzelliğe inşallah ilhak ile olmak, dahil aynen, olmak... Layık olmak niyetiyle. Sevinciniz, ne bileyim, o ağlayışınız filan bizi çok duygulandırıyor. Aslında ben ağlamak istemiyorum da kendiliğinden böyle bazen oluyor. Evet, yani bugün... biz o de yüzden... ağlamamızı istemiyoruz ama yok, öyle duygusal ağlamakla ağlamak da çok güzel oluyor. Hani Allah razı olsun. Çok beğenerek izliyoruz, inanın ki. Kanalteyi hiç izlemezdim. Gerçekten sizin sayenizde hiç kaçırmıyoruz. Başladığından beri her gün izliyoruz. Çok teşekkür yani ediyoruz. Yani yapmıyoruz, sizi izliyoruz. Gerçekten programımız harika, muhteşem yani. Çok çok beğeniyoruz. O güzel yüreğinize bizler de buradan selam ediyoruz. Türkiye'nin yıldızısınız. İnanın dünyanın yıldızı olacaksınız diye düşünüyorum. Gerçekten sizi dinleyip de Müslüman olacak insanlar olacak tahminim. İnşallah. Çünkü o kadar duygusal, o kadar güzel okuyorsunuz ki. İlahileriniz muhteşem. Hele bir şey okuyorsunuz ya, kalk gecenin yarısı. Evet. Hakk'a zikreyle diye. Evet efendim. Onu her okuyuşunuzda yani gerçekten ağlıyorum. Çok etkileyici, çok duygusal yani. Bilmiyorum. Allah razı olsun. Allah'ım kabul etsin tuttuğumuz oruçları. Gerçekten sizin gibi bir insan daha ben görmedim. Estağfurullah, estağfurullah bilmiyorum, efendim. Örnek bir insansınız. İnşallah çoluğumuza, çocuğumuza örnek bir insan olursunuz. İnşallah efendim. Sizi her zaman böyle görmek istiyoruz. Bütün kanallarda görmek istiyoruz. Amin, inşallah. Yani çok teşekkür ederiz size. Allah yolunuzu açık etsin. Amin, estağfurullah. Allah razı olsun. Programınız tekrar hayırlı olsun diyorum.
Allah razı olsun. Malatya'dan istediğiniz bir şey var mı? Bahriye Hanım, Malatya'ya selam ediyoruz. Orada olan o cennet şehrimizin o güzel topraklarına selam ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyoruz. Hocamız yanımızda, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabiliriz. O güzel sözlerinizden hocamıza dolayı da çok teşekkür ederim size. Buyurun. Hocamıza da saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim bir mukabele. Konuşmaları çok güzel. Allah razı olsun. Diğer hocalarımızı da çok beğenmiştim. Hatta bir Fatma'dan bahsetmiştiniz geçen gün. Onu da yayında görmek istiyoruz. İnşallah. Fatma'ydı sanırım. İnşallah. İlerleyen günlerde Allah nasip ederse sevgili yönetmenimizle konuştuk buradan. İnşallah Fatıma'yı da sevgili Ahmet Bulut hocamıza da selam ediyoruz. Allah nasip ederse ya telefonla kendisini alacağız. Biz kendisini buralara getirmek istiyoruz sevgili Fatıma'ya. İnşallah o da nasip olur. Biz de çok etkilenmiştik o gece. Çok teşekkür ediyorum Bahriye Hanım. Her şey gönlünüzce olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ramazan-ı Şerif'inizi kutlarız. Hazırladığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Malatya'dan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Allah razı olsun. Malatya'yı da bekliyoruz. İnşallah buralara da gelirsiniz. Kayseri Festivali oldu bitti ama seneye inşallah gelirsiniz. Amin inşallah. Oldu. Hayırlı sabırlar diliyorum. Allah razı olsun efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hocam birbirinden kıymetli izleyicilerimiz var. Bizlerle birlikte burada gönül coşkusu yaşıyorlar. Yani teşekkür edeceğim ama teşekkür az kalır. Ben efendim Allah razı olsun diyorum. Tüm gönlümle, tüm yüreğimle Ramazan boyunca burada olacağız. Kanal T ekranlarında olacağız. Çok güzel tepkiler alıyoruz programımızla alakalı. İnşallah Ramazan ayı bittiğinde dahi inşallah manevi atmosferde güzel de projelerimiz olacak inşallah. Bizden ayrılmanızı istemiyoruz her manada. İnternet üzerinden bizleri izleyen sevgili Muhammed Burak Bozdoğan'a da buradan selam ediyorum. Bizim sitemizle ilgilenen güzel bir kardeşim. Şu anda o da Malatya'da. Malatya'ya tekrar tekrar selam ediyoruz. Bizleri izleyen herkese efendim sorularınızı mail adresime yazabilirsiniz. Lakin yarın akşam inşallah burada maili bütün hepsini okuyacağım inşallah. Rabbim nasip ederse. Sevgili hocam, yavaş yavaş programımızın böyle sonuna doğru geliyoruz. Bu manevi atmosferde gönülen eklemek istediğiniz o güzel sözlerden istifade etmek isteriz hocam. Mübarek Ramazan-ı Şerif'i yaşıyoruz. Rabbim kavuşturdu. Rabbim tekrar tekrar nasip eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'e inşallah. İslam'da aile dedik. İslam'da mutlu çocuk dedik hocam. Akabinde Asr-ı Saadet'ten konuştuk. O güzel hitaplarda bulunduk inşallah. Onların o güzel yüreklerini anlatım olarak çok zor hocam. Bizler kelimelere döküp ifade etmekte zorlanıyoruz. Lakin istifade etmek istiyoruz hocam. Sözü size teslim etmek istiyorum gönüle. Estağfurullah. Buyurun hocam. Şimdi efendim belki geç kalmış bir söz ama ben de sizin programınıza hayırlı olsun Allah razı diyorum. Olsun hocam. Siz zaten bu mutlu aile formülünü bir nebze başarmış görünüyorsunuz. Çünkü arayan seyircilerimiz de hep hanım seyirciler. Allah razı olsun. Dolayısıyla aileyi kuran da hanımlar, kadınlarımız. İnşallah hocam. Dolayısıyla o hanımlarımızın bu aile inşasında yeniden yarınlarımıza, nesillerimize ve geleceğimizi inşa edecek o çocuklarımızı yetiştiren annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız, ablalarımız. Evet hocam. Ve dünden daha fazla çocuklarıyla daha çok ilgilenmeleri ve bu çocuklarıyla bir arada çok kıymetli vakit geçirmelerini ben öneriyorum. İnşallah. Çocuklarını. Çünkü günümüzde özellikle çalışan anne babalar çalışma hayatı olduğu için daha çok çalışmayla geçirdikleri için çocuklara ilgilenemiyorlar. Evet. Bu da çocuklarda tabii anne baba sevgisi almadan yetiştiği için bu sevgi hiçbir şekilde parayla, maddeyle ölçülecek bir sevgi değil. Kesinlikle. Özellikle hasreten anne babaların çocuklarıyla çok ilgilenmelerini ve bu ilgiyi de kaliteli ilgilenmeleri, yani baştan savma değil de çocuklara iyi hemhal olmaları gerektiğini,
başka evet. sokağa, filmlere, efendim dizilere mahkum etmemelerini yani öneriyorum. Ve ki bu çocuğun her geçirdiği bir dönem gelmeyecek bir dönemdir. Her çağın önemli dönemleri vardır. Bir çocukluk çağı, ergenlik çağı, efendim gençlik çağı. Bu gittiği zaman bir daha gelmesi mümkün değildir. O gelmesi mümkün olmayan çağlarda ne kadar yardım etsek, iyi akran bularak, güzel akranlar bularak onları eğitirsek en güzel bu olacaktı. Ve her şeyden önce anne babalar, sanatçılar, siz sanatçılar, örnek ve rol model olunursa çocuklarımız geleceğe, yarınlarımıza güzel bir şekilde bakacağız. Zaten siz Zuhal Hanım'dı zannediyorum en son. Evet hocam. Evet, dinleyen çok ediyorum. Güzel ifade buyurdular. Evet. Ses tabii insana yüreğinden yüreğe giden bir yol var, gönülden gönüle. Siz onu bu programla başarıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Yürekten İnşallah söylüyorsunuz, hocam. Gönülden, ciğerden İnşallah. Söylüyorsunuz. İnşallah. Bir nevi hani damardan denir ya, damardan söylüyorsunuz. O da demek ki su akıyor ve yoluna gidiyor. Hocam, tebrik ederim. İnşallah bu devam eder. İnşallah hocam. Güzel mesajla yerine ulaşır diyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hocam, gönüle hitap etmek tabii apayrı bir şey. Hiç şüphesiz. Yani gönül coştuğu zaman hiçbir şeye benzemiyor. O yüzden biz onun burada hani coşkusunu yaşıyoruz, muhabbetini yaşıyoruz. Ve çocukken bu sanata hocam ilk başladığım dönemde evet. hep dualarımda hep hani gönüle hitap etmek ve bizi ailelerin sevmesini Rabbimden diliyordum. Yani 2007 yılıydı hocam. Bir ilahi albümü yaptık. O da askerde tevafuk oldu hocam. Bir gün işte bir güzel bir ilahiyle uyanmıştım. Zaten kulaklıkla yatıyordum. Güzel sözler dinlemeye çok çalışıyordum hocam o dönem Maşallah. Içinde. Tabii eski albümlerimiz de var. Bizi sevenler, bizi takip edenler bilirler. Lakin 2007'de turnalar işte biraz önce okuduğum hocam. Turnaları okuduktan sonra tabii background'ımız değişti. Ve sevgili bir abim var. Bize buyurdu, dedi ki turnalar albümü çıktığında artık senin bu yoldan dönüşün yok dedi. Maşallah. Bu manada da mutluluğum çok büyük hocam. Yani inşallah, ama tek dileğim, hani dualarımız inşallah devam ediyor. Tek dileğim inşallah o gönüllere, o ailelerimize layık olmak. Çünkü onlar bizim dünyamız, bizim her şeyimiz. Bu manada da mutluluğum çok derin. Buradan tekrar hitap ederek sevgi dolu selam ediyoruz inşallah. Hocam, namazla ilgili bir sorum olacak ama namaz insanın hayatında neyi değiştirir? Namaz insana ne katar? Namaz kılan bir insan, büyüklerimiz buyuruyor. Yani bir sefer çamura bulanan bir bedene günde 5 sefer su değse o beden ne olur diyor. Ne? Yani o beden yıkanır, tertemiz olur. İnşallah namazla ilgili hocam söylemeniz bize ne olabilir? Şimdi efendim, namaz bir kere gerek bireysel hayat, gerek sosyal hayatta çok önemli bir değişiklik meydana getiriyor. Evet. Değişimi meydana getiriyor. Efendim, yeniliği meydana getiriyor. Düşünün, siz de biraz önce söylediniz. Yani bir insan günde 5 defa yıkanmış olsa o yıkanılan yerlerinde pislikten bir eser kalmadığı gibi o gönül yoluyla da kıldığı Rabbine bel bağlayıp ona dua ettiğinde de iç alemini temizlemiş oluyor. Yani gerçek manada bu pratiği yakaladığımız anda, bu gönülü yakaladığımız anda insan bir karıncayı bile incitmeden imtina eder. Değil mi hocam? Hiç şüphesiz. Yani insanın namazla beraber bir iç devrim gerçekleşti adeta. Yani evet. içerideki bir gönül devrimini, yürek devrimini, efendim temizliğini aynı zamanda. Evet. Ve o temizlik de insanlara sirayet ederek, hani insanlar nereden anlaşılır? Hani müminlerin alınan secde izlerini anlaşılır deniyor ya. Evet. Bir mümine baktığında o insana Cenab-ı Hak hatırlatılıyorsa ne evet, mutlu. Hocam. İşte bu da ancak namazda olan bir şey. Evet. Namaz bir de insana bir sistematik yaşam meydana getiriyor. Evet. Tabii bizim günlük bu kapitalist hayat içerisinde yaşam tarzımız namaza göre değil de bir maddi çalışma sistemine göre ayarlandığı için şayet öyle bir durum sabahla
yatsı arasındaki bir yaşam tarzı şeklinde cereyan etse, o zaman daha farklı olacaktır. Fakat asıl olan insanın dışı halk ile, içi hak ile olursa, evet, hani öyle rivayet edilir, bir insan işte camide herkes görürcesine elini açıp dua ediyormuş. Ya Allah'ım işte beni temizle diye. Biri de işte kuyumcuda altın verirken içinden hak hak diye söylüyor ama eli iş yapıyor, kalbi Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Bunu bir yine Mesnevi'de okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. İkisini mukayese ediyor. Evet hocam. İki tane şahıs diyor. İşte birisi camide hem ibadet ediyor hem elini açıp dua ediyor. Evet. Diyor ki öbür şahıs her ne kadar halk içinde işini gücünü yapıyor ama kalbi de hak, hakla beraber. Evet hocam. Onun kıymeti ondan daha kıymetli olduğunu gösteriyor. Evet. Onun için bunu da başarabilirsek bu dönemde çünkü İnşallah. Bu sistem içerisinde birçok kurumlarımız olduğu gibi kalp kurumumuz da epey bir sarsıldı. Evet. İşte bunu ancak düzeltmenin yolu namazda olur. Namazda temizlenir. Namaz dinin direğidir diyor. Kesinlikle hocam. Ve hani kalp neyle temizlenir? Hacı Şakir sabunuyla temizlemek mümkün değil kalbi evet. açıp da. Evet, İşte onun temizliği de Allah'ı zikirle. Allah'ın yolunda olmakla inşallah. Evet temizlik Kesinlikle. Olur. O şekilde namaz dinin direği olduğu gibi insanı hiçbir şekilde de yolda koymaz bir ibadettir. Siz öyle derken hocam aklıma gene böyle küçük bir menkıbe, böyle güzel bir yaşantı geldi. Bir gün Kabe-i Muazzama'da sırtını Kabe'ye yaslayan bir birisini görüyor. Güzellerden birisi. Lakin sırtını Kabe'ye yaslayıp böyle ayaklarını uzatan o zatı gören kişi diyor ki böyle şey olur mu? Ben gideyim de onu uyarayım. O aklından uyarayım diye geçirirken en son tam yanına varacakken diyor ki burası uyarılacak yer değil, uyanılacak yer. Lakin o gece o uyarılacak, uyanılacak yer diyen zatın da rüyasına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Efendimiz ona diyor ki Allahu Teala Celle Celaluhu o sırtını Kabe'ye dayayan o zatın hürmetine bu yıl bütün hacıların haccını kabul etti diyor. O orada olan o güzelliğe erişen zat da ya Resulallah bunun hikmeti nedir diye sorunca Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem onun kalbi Allah diyordu. Yani Allah demek ne güzeldir, namaz kılmak ne güzeldir, Hakk'ın divanına durup namaz kılmak ne güzeldir. İnşallah kurtuluşa erenlerden oluruz efendim. Yine Resulullah'ın yolunda sizlere bir ilahi paylaşacağım inşallah hocam. İnşallah. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Medine yoluna vardım. Can Muhammed'i aradım. Onu görmekti muradım. Medine'nin yollarında. Medine'nin yollarında. Yeşil kubbe görünüyor. Gönlüm sanki çıldırıyor. Bastığım toprak yanıyor. Medine'nin yollarında. Medine'nin yollarında.
Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım. Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım. Onu görmekti muradım, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasın. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yeşil kubbe görünüyor, gönlüm sanki çıldırıyor. Yeşil kubbe görünüyor, gönlüm sanki çıldırıyor. Bastığım toprak yanıyor, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasın. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasın. Muhammed'in o gözleri sürmeli, sürmeli. Aşık olan rüyasında görmeli, görmeli. Muhammed'in o gözleri sürmeli, sürmeli. Aşık olan rüyasında görmeli, görmeli. Evet hocam. Allah razı olsun. Yüreğinize sağ olun. Hocam gönülce bizim programımız. Evet, bu manada işte gönlümüzün sesiyle buradayız. Evet, canlı telefon bağlantıları alabiliriz. Artık sabahımızın ilk ışıklarına varıyoruz yavaş yavaş. Efendim, Kanal T ekranlarından sahur vakti ayrılmamanızı istiyoruz. Son 10 dakikamız.
Bu 10 dakika içerisinde inşallah canlı bağlantı da alacağız. Sevgili hocama soru sormak isteyen bütün dostlarımızı ekran başına davet ediyoruz. Evet, inşallah birazdan alo diyeceğiz. Hocam, manevi atmosfer, evet, bir mükemmelliyet, bir mukaddeslik, bir insanın aklına cani gönülden bu manada her şey geliyor. Rabbim bunları inşallah bütünleştirir. İnşallah bizlerin kalbinde, inşallah bu bütün kötülüklerden arınan ve beraatını alan o insanlardan oluruz inşallah efendim. İnşallah o güzel yüreklere tekrar tekrar selam ederken. Evet hocam, devam edelim inşallah. Şimdi efendim aile formülünü vermiştik. Yani evet, mutlu hocam, aile formülünde 3 unsurdan bahsetmiştik. Evet. Kısaca yine tekrar etmekte fayda var. Evet. Dedik ki birincisi saygı sevgi dedik. İkincisi empati, hemhal olma dedik. Üçüncüsü ise dürüst olmak. Dürüst olmak çok önemli. Evet, evet hocam. Şimdi bu kaideler etrafında çocuklarımız duymadan ziyade görerek öğrenirler. Evet. Yani çocuk önce taklit eder, sonra tatbik eder. Dolayısıyla gördüğünü taklit ve tatbik eder. Onun için ailede bir tiyatro sahnesi gibidir aile ortamı. Anne evet, baba bu tiyatro sahnesinde bir sanatçı gibi oynar. Çocuk da seyreder. Ve ailedeki anne baba kendisine nasıl muamele ederse çocuk da onlara o şekilde muamele eder. Hatta şöyle bir bağlantı vardır. Biz genellikle psikolojide kız çocukları annesini, erkek çocukları babasını taklit eder diye söylenir. Evet, ama evet, bunun tersini olduğunu görüyoruz. Şöyle ki model almada kız çocukları babasını, erkek çocuklar annesini. Çok tutuyorlar. Evet hocam. Nedenine gelince ileride bir erkek çocuğu hiç şüphesiz evliliğe heveslenmesi annesine göre şekillenir. Evet hocam. Erkek çocuğu da erkek çocuğu annesine göre, kız çocuğu babasına göre. Evet, çok sebebi doğru de şudur. Kız çocuğu acaba annesine iyi muamele ediyorsa babası, ileride evleneceğim eş de iyi bir eş olacak diye heveslenir. Evet hocam. Şayet tersi olursa, kötü davranan bir baba olursa, hani PTT erkeği olursa, PTT erkeği dediğimiz, evet, biliyorsunuz değil mi? Terlik, pijama, televizyon şeklinde. Evet. Yani gelen, eve gelen terlik giyiyor, pijamasını giyiyor ve televizyonun başına geçiyor, kumandayı alıyor. Evet. O şekilde baba değil de gerçek manada ilgilenen bir baba hüviyetinde olursa, o zaman ileride kız çocuğu böyle bir eş tahayyül edecek, düşünecek. Evet. Erkek çocuğu da annesi babasına iyi muamele ederse, iyi bir annelik vazifesi yapmış olursa, o da babalık için ileride hayal kuracak ve evliliğe hevesli olacak. İnşallah. Onun için çocuklarımızı, bugün yaş erkek çocuklarında neredeyse özellikle tahsilli olanlarda 30 yaşa dayandı evlilik yaşı. Kız çocuklar 25'i geçti. Bunlar tabii çok da sevindirici şeyler değil. Çünkü hayata alışmanın yolu daha erken yaşta evlenmek. Evet hocam. Erken yaşta evlenirse, çünkü insanların hayata adapte olması, uyum sağlaması zor. Evet. İşte aslında boşanmaların bir sebebi de bu. Evet. Ve önemli bir sebebi de bugün çalışan eşler arasında eskiden birinci madde para iken, evet, bugün ilgisizlik ve sevgisizliktir. Evet. Yani çalışan eşler birbiriyle ilgilenmiyor. Hatta kadınların en büyük şikayeti kocalarını kendine dinlemediğidir. Evet. Gerçekten öyledir, çünkü kadın erkeğe göre 3 kat daha fazla kelime sarf eder, daha fazla konuşur. Evet. Buyurun efendim. Bir... Hocam Allah razı olsun. Buyurun. Telefonumuz var, hemen buyurun, telefonumuzu alalım, sonra tamam, devam edelim inşallah. Alo. Alo. Efendim hayırlı sabahlar diliyoruz. Sevgili Murat. Teşekkür ederim. Sevgili ben Murat Tuncil bizi Van'dan arıyor. Van'a selam olsun sevgili Murat. Biraz televizyonun sesini kısarsan sevgili Murat, bizi daha iyi duyacağız inşallah. Evet hocam, şu an alabiliyor musunuz sesimi? Alıyorum, alıyorum Murat'cığım. Murat'cığım hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum hocam. Allah razı olsun, buyurun. Öncelikle konumuz olan hocama da saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Sizi böyle görmek farklı bir duygu. Yani Allah sizden razı olsun ki bunu bize yaşatıyorsunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz sevgili Murat. Sizi Van'da görmek isteriz. Yani Van'da ağırlamak isteriz. Allah razı olsun. Bizim ilerideki günlerde inşallah bir turnemiz olacak böyle. Van'a da hiç gelmedim.
Lakin inşallah en yakın zamanda Rabbim kavuşturur diyorum. Murat, Van'da Ramazan nasıl geçiyor? Çünkü Van'da birçok hani işte üzüntülü anlar oldu. Hani herkesin, tüm dünyanın bildiği gibi. Nasıl geçiyor Van? Türkiye'mizin cennet diyarı. Nasıl geçiyor Ramazan orada? Oruçlar nasıl tutuluyor? Biraz bize bahsedersen mutlu oluruz. Hocam yani şükürler olsun gayet iyi. Gayet iyi. Yani havaların bu kadar sıcak olmasına rağmen. Evet. Biliyorsunuz ki yakın zamanda bir deprem yaşadık. Evet. Şükürler olsun, acımız oldu. Yakın çevremizde olsun, gene Van halkından olsun, birçok insanı kaybettik. Evet. Onu bir şekilde atlattık. Bu duruma bugüne geldik. Şükürler olsun diyoruz. Allah razı olsun. Geçen yıl bu dönemlerde çok daha farklıydı Van. Evet. Yani herkes bir can halindeydi. Her an yeni bir şey olabilir düşüncesi içindeydi insanlar. Evet. Ama şükürler olsun bu yıl o korkuyu, o şeyi biraz daha atlatmış olduk. Ha ne oldu? İnsan bazen kötü şeyler yaşadığı zaman hayatına biraz daha çeki düzen verir. Yani Van kısmen o yönde ilerledi. O şekilde bir durum söz konusu oldu. Evet. Ve şu anda da şükürler olsun. Yani Ramazan gerçekten çok çok iyi geçiyor. Allah razı olsun. Ne güzel konuşuyorsun. Amin cümlenize. Murat, o güzel yüreğine tekrar tekrar selam ederim. Van'a da, o kıymetli yüreklere de buradan inşallah dualarımızla, selamlarımızla inşallah Rabbim bizi bizden ayırmasın diliyorum. Bu cennet vatanın her yerinde bizim canlarımız var. Bu topraklar bizim topraklarımız. Bu güzellikler bizim güzelliklerimiz. Güzel şeyler güzel insanlarla paylaşılır diyor. Elhamdülillah, şükürler olsun bize bunları yaşatan Allah'ımıza. Yayınımıza katıldığın için sana çok teşekkür ediyorum. Hocam, selamla son kutluyorum. Bir şey daha eklemek isteyeceğim. Buyur Murat'cığım. Yani deprem oldu sonrasında sanki tüm dünyada her şey olmuş gibi. Çünkü insan yaşadığı yerde ne olduysa her yerde de öyle olduğunu düşünüyor. Sonrasında tüm Türkiye'nin kucaklaşması, tatlı durumlar olmadı mı oldu. Ama Van halkı bunu hiçbir şekilde umursamadı bile. Kesinlikle biz de bütün unutamadık. Bütün bir Türkiye yani kucakladı, resmen kucakladı. Daha önce de mesela birçok televizyon programını izlerken bunu dile getirmek için çok defa ben bağlanmak istedim, söylemek istedim. Buyur sevgili Murat. Şu anda milyonlar sizi izliyor. Bundan dolayı bir Vanlı olarak, bir Van halkı olarak tüm Türkiye'ye yani candan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah. Onun yanı sıra hocam şu an yanımda Yunus Elçi arkadaşım var. Buradan Polat hocamıza da sizin müsaadenizle selamlar gönderiyoruz. Allah razı olsun. Onun sevgili Yunus'a da selam ederiz. Sevgili Murat'ım, çok teşekkür ederiz o güzel gönlüne. İnşallah acı hepimizin acısı, mutluluk hepimizin mutluluğu. Biz Müslüman din kardeşiyiz. Her daim her birlikte olalım inşallah. Ben hep i̇nşallah. Böyle dua ediyorum. Rabbim bizi bizden ayırmasın diye. Kişi i̇nşallah. Bu dünyada konuştuğuyla öbür alemde de bir araya gelecektir inşallah. Biz arkadaşı sakın unutma Murat'ım. Selam ediyorum. Aleyküm selam hocam. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun hepiniz. Allah razı olsun. O güzel yüreğine teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Aramızda görmekten çok mutlu olduk sizleri hocam. İnşallah Ramazan ayı içerisinde tekrar davet etmek isteriz sizleri. İnşallah. Ben çok mutlu oldum. Gerçekten söylediğiniz naat-ı şerifle, ilahiyle gönüllere taht kurdunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok ayrı bir zevkti, ayrı bir tatlı. Allah sizinle beraber olmak, sahuru geçirmek. Allah unutulmaz bir sahur yaşadık. Çok teşekkür ederim. Allah muvaffak etsin, yolunuz açık olsun diyorum. Amin hocam. Biz de o güzel yüreğinize çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Teşekkür Buyurun ederim. Buyurun hocam, bir şey söyleyecektiniz. Son olarak ben ailelere, ben de bir baba olarak şunu söylemek isterim ki, çocuklarımıza bu zamanda önceki zamanlara göre çok çok daha fazla ilgilenelim. Onları yalnız bırakmayalım. Onlarla beraber olalım. Onları sadece başarılarıyla övünmeyelim. Başarı da gerekir ama önce onların akıl sağlığı ve ruh sağlıklarını
evet. güzel bir şekilde tezyin etmek, güzel bir şekilde onarmak için elden gelen her şeyi yapalım. Evet. Diye son sözlerim böyle olsun. Allah razı olsun. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah razı olsun. Teşekkür çok ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah hocam. Allah razı olsun. Bizler çok mutlu olduk. Çok teşekkür Estağfurullah. Ediyoruz. Estağfurullah. Buyurun hocam. Bir ilahiyle inşallah programımızı. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, yansın ya Resulallah. İçi başkın şarabın kansın ya Resulallah, kansın ya Resulallah. Hay seni seven kişi verir yoluna başı, verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah, sensin ya Habiballah. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, yansın ya Nebiallah. İçi başkın şarabın kansın ya Resulallah, kansın ya Habiballah. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah, sensin ya Resulallah. Allah Allahu Allah, dertlere derman Allah, dertlere derman Allah. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah, sensin ya Nebiallah. Efendim yarın gece aynı saatte Kanal T ekranlarında sahur vaktinde buluşma kavuşmak dileğiyle. Efendim sabahınız hayır olsun, Ramazan-ı Şerifiniz kutlu olsun.